Arkadaşlar merhaba, e, türevler için sayısal yaklaşımlara devam ediyoruz. İlk mertebe türevi bitirdik sayılır. Şimdi ikinci mertebenin sonlu fark formüllerini türetmeye geleceğiz. E, i̇lk başta ilk mertebe türev için sayısal türevi geometrik olarak 3 tane en temel e, sonlu fark formülüyle çıkardık. Ne onlar? merkezi fark, 3 e, nokta merkezi fark, 2 nokta ileri ve 2 nokta geri fark formülleri. Daha fazla nokta isteyen formüller için e, Taylor serisini kullandık. Şimdi ilk mertebe türevi bırakıp ikinci mertebe türevi geçiyoruz. Ve ikinci mertebe türevden itibaren de Taylor serisi ve sonlu farklar formüllerini çıkarırken e, daha temel kurallara bakacağız. E, i̇stenilen noktayla Taylor serisi arasındaki ilişki nasıl kurulur onlara anlayacağız. Şimdi ilk başta ikinci mertebe türev için sonlu fark formüllerinden 3 nokta ileri sonlu farkı çıkarmak istiyorum. Şimdi 3 nokta dendiği zaman mutlaka noktalardan bir tanesi arkadaşlar noktalardan bir tanesi başlangıç noktası. Daha sonraki 2 nokta ise ilerideki noktalar. X'i artı 1, X'i artı 2. Demek ki benim Taylor serisini açacağım fonksiyonun 3 tane nesi olabilir artık? Pardon 2 tane değeri olabilir. Ne o değerler? Fonksiyonun x'i artı 1'deki değeri ve fonksiyonun x'i artı 2'deki değeri. Bu iki değeri nerede Taylor serisini açabilirim? Fonksiyonun başlangıç noktasındaki değerine detay log serisini açabilirim. O zaman fx artı 1'i ve fx artı 2'yi fx civarında tay log serisini açalım. Şimdi iki tane terimi tay log serisini açacağım için elimde iki tane denklem olacak. İki tane denklemden kaç tane bilinmeyen çözebilirim? İki tane denklemden iki tane bilinmeyen çözebilirim. Bir tay serisi denkleminde bilinmeyenler sonlu fark formülleri cinsinden neler olacak? Türevler olacak. Dolayısıyla benim aslında iki denklemden iki tane çözeceğim şey nedir arkadaşlar? Nedir? İlk mertebe ve ikinci mertebe türevi. E o zaman fx'i artı biri fx'i artı biri x artı bir civarında Tylog serisini açayım. fx'i artı fonksiyonun başlangıç noktasındaki değeri çarpı fonksiyonun nesi? Başlangıç noktasındaki değerinin türevi çarpı aradaki mesafe x'i artı 1 eksi x'i artı ikinci mertebe türevi de yazmam lazım. İkinci mertebe türev x'i x'i artı 1 eksi x'inin karesi bölü 2 faktöriyel. Neden 3. türevi almadım? Şimdi anlaşılacak. fx artı 2 eşittir. Şimdi fx artı 2'dekinin taylor içerisini açıyorum. f üstü x i. X i artı 1 pardon x artı 2 eksi x'i artı f2 türev x'i bölü 2 x'i artı 2 eksi x'inin karesi. Aralardaki mesafeler ne kadar? H kadar. Şurası H kadar. Evet. Şimdi bilinmeyenler neler? Bilinmeyenler her iki denklemde. Denklem 1 ve 2'de bilinmeyenler neler? Fonksiyonun ilk mertebe türevi ve ikinci mertebe türevi. Fonksiyonun ilk mertebe türevi, ikinci mertebe türevi. Yani elimde iki bilinmeyen iki denklem var. İki bilinmeyen iki denklem var. Sen eğer burada, sen eğer burada üçüncü mertebe türevi yazsaydın, yani 3. mertebe türevli terimi f3 f3 x yazsaydın o zaman bir bilinmeyen daha çıkacaktı karşımıza. O bir bilinmeyen de bilinmeyen sayısı 1 artacak ama denklem sayısı 2'de kalacağı için ne olacaktı? Bir tane artık türevi çözmemiz e, sıkıntılı duruma düşecekti. O zaman senin bir şey daha yapman lazımdı. Ya ne yapman lazımdı? Eee Üçüncü mertebe türevi elimine etmen lazımdı ya da üçüncü mertebe türevi bulup formülü hassaslaştırmak için e, üç nokta ileri sonlu farklar değil bir nokta daha ekleyip e, o zaman dört nokta cinsinden bir sonlu farklar formülü geliştirmen lazımdı. O zaman şu önemli senden kaç nokta sonlu fark istiyorlarsa onun bir eksiği kadar bilinmeyen var. Ve o bir eksi kadar bilinmeyen sayısı kadar denklem yazman lazım. Ve bu denklem sayısı kadar da türevine gitmen lazım ki türevin mertebesi ile bilinmeyenler uyumlu olsun. Daha fazla nokta için daha fazla terimli, türevli terim daha sonraki konularda, daha sonraki kısımlarda alacağız. Şimdi bu örnekten devam edelim. X'i artı bir eksi x'i ne kadar? H kadar. X'i artı 2 eksi x'i ne kadar? 2 h kadar. Şurası ne kadar? 4 h kadar. Burası ne kadar? h kare kadar. O zaman denklem 1 ve 2 düzenlenirse f x'i artı 1. Şu yaklaşıklığı artık yazmasam da olur. f x'i artı H çarpı F üssü x'i artı H kare bölü 2 iki F2 iki üssü x'i. Bu birinci denklemin geldiği hal. Bu ikinci denklemin geldiği hal. Yine f x'i artı h pardon 2h 2H F üssü X'i artı 4H kare şu 4 ile şu 2 sadeleşir. O zaman 2H kare F2 X'i Evet arkadaşlar. Şimdi yine aynı şekilde bilinmeyenler neler? F üssü X'i F2 üssü X'i F üssü X'i F2 üssü X'i Şimdi sen bir defa bu formüllerden f üssü x'i çekersen, bunu çekersen bu iki bilinmeyen, iki denklemden neyi elde edersin? İlk mertebe türev için 3 nokta ileri sonlu fark formülünü elde edersin. Ha, ama benim istediğim ikinci mertebe türev için. Yani ben bu terimi çekmek değil, ben bu terimi çekmek istiyorum ve içinde ilk mertebe türevlerin yani şu iki terimin olmamasını istiyorum. O zaman ne yapacağım? Ne yapacağım? Ee, f üssü x'i yok edeceğim. f üssü x'i yok etmek için için ilk denklemi denklemi eksi 2 ile çarpıp ne yapalım? Denklemleri taraf tarafa toplayalım. Taraf tarafa toplayalım. Evet. Üstteki denklemi eksi 2 ile çarpıyorum. Şurası eksi 2. Burası eksi 2. Burası eksi 2. Burası eksi 2. Evet. Ve taraf tarafa topladığımda dikkat et. Eksi 2 fx'i artı 1 artı f x artı 2 evet x eş, eşittir eksi f x i. dikkat et şunlar birbirini götürdü şu 2 ile 2 sadeleşti artı h kare f2 üssü x i. şimdi buradan dikkat et Nihai denklemde f'in ilk türevi kalmadı. Sadece F'in ikinci türevi kaldı. Buradan F'in ikinci türevini çekersem ne olur arkadaşlar? Şuraya yazayım. Ne oldu? F'in ikinci türevi. X'i'deki ikinci türevinin sayısal karşılığı. f(x). I. f(x), Eksi fx'i eksi 2 f(x) artı 1 artı fx'i artı 2 bölü h kare. Evet arkadaşlar. İkinci mertebe türev için 3 nokta ileri sonlu fark formülünü bulduk. Şimdi x'i x eşittir x i'deki türevi x i'den h kadar uzaklıkta bir nokta bir de 2 h kadar uzaklıkta başka bir nokta kullanarak sayısal olarak yaklaşık olarak ifade etmenin formülü bu. Ee, daha farklı formüller çıkartabilir bir örnek daha yapalım. İkinci mertebe türev için 3 nokta merkezi fark formülünü çıkartacağız şimdi. Bu sefer yine 3 nokta ama 2 noktanın başlangıç noktasının simetrik olarak etrafında dağılmasını h kadar sağında ve solunda da, dağılmasını istiyorum. Hesaplayacağım noktalar fonksiyonu hesaplayabildiğim noktaları xi eksi 1, xi artı 1 ve xi noktalarındaki değerleri. fxi noktasındaki değerinin fonksiyonun e, kullanarak fx'i eksi 1 ve fx'i artı 1'deki neleri Taylor serisi açılımlarıyla istenilen türevi hesaplayabilirim. E, Taylor serisinde bir defa iki tane Taylor serisi formülümüz olacak. E, ne onlar? Bir tanesi fx'i artı 1'i açtığım açmaktan gelecek formül. Bir tanesi f eksi 1'i açtığımızdan gelecek formül. Dolayısıyla iki denklem oluşturacağız. İki denklemden iki bilinmeyen çekmemiz lazım. Bilinmeyenler ne, olma, ne olmalıydı? Bilinmeyenler Taylor serisindeki türevler. Dolayısıyla iki bilinmeyenlere kadar çıkabileceksek iki noktada o zaman türevi de ikinci mertebe türeve kadar gelmemiz lazım. O zaman yazalım. fx'i artı bir x'i civarında fx'i artı f üssü x'i çarpı x'i artı 1 eksi x'i artı f2 türev x'i x'i artı pardon x'i eksi x'inin karesi bölü 2 x'i eksi 1'i Taylor serisini açayım. x'i'deki değeri artı f2 üssü pardon f üssü x'i x'i eksi 1 eksi x'i artı ikinci mertebe türev x'i x'i eksi 1 eksi x'inin karesi yine bölü 2. Evet. İki denklemi yazdım. Taylor serisinden elde edilen iki denklemi yazdım. İki denklemde en fazla İstenilen türevi hesaplayabilmek için iki tane türevi görmem lazım. Evet, ilk mertebe türev, ikinci mertebe türev. Bu kadar nokta sayısıyla üçüncü mertebe türevi hesaplayabilir miyim? Evet, hesaplayamam. Bir nokta daha eklemem lazım. O zaman biz kaldığımız yerden devam edelim. Bu ifadelerden neleri hesaplayalım? Şurada fazla bir tarama yapmışız. İstenilen türevi hesaplayalım. İkinci mertebe türevi çözmek istiyorum. O zaman çekeceğim ifade bunlar. Yok edeceklerim ise bunlar. Şu ne? X'i artı bir eksi x'i h kadar. Bu ne kadar? Bu da h kare kadar. Bu ne kadar? X'i eksi bir eksi x'i eksi, eksi h kadar. Eksi h'ın karesine x'i eksi 1 eksi x'i eksi h eksi h'ın karesi bu da h kare kadar. O zaman f x'i artı 1 eşittir f x'i artı h çarpı f üssü x'i artı h kare bölü 2 f2 üssü x'i evet ikinci denklem fx'i eksi 1'i hesaplıyorum. Daha doğrusu düzenledim. Hesapladım. Şimdi düzenlenmiş halini yazıyorum. fx'i eksi h f üssü x'i artı yine h kare bölü 2 f2 üssü x'i Evet bu denklem iki bilinmeyen iki denklemi çözmek daha kolay. Bakın yok etmek istediğim terim hangisiydi? Yok etmek istediğim terim ilk mertebe türevdi. O zaman şunu bunları yok edebilmek için taraf tarafa toplarsam fx'i artı 1 artı fx'i eksi 1 eşittir 2 fx'i evet artı h kare f2 x'i buradan artık istediğim çözmek istediğimi çekeyim. Yani çözmek istediğim bu. Onu çekersem. Eşittir. İkinci mertebe türev. 3 nokta merkezi sonlu fark formülü. f eksi 1. Eksi 2 çarpı fx'i artı fx'i artı 1 bölü h kare. Evet bu formül de ikinci mertebe türev için 3 nokta merkezi sonlu fark formülü. Buraya bir sonluyu eklemeyi unutmayalım. Sonlu fark formülleri arkadaşlar bunlar. Evet şimdi gelelim biraz daha kapsamlı bir örneğe. Ben ikinci mertebe türev için 5 nokta merkezi fark formülünü çıkarmak istiyorum. Bu türev için bu türev için arkadaşlar 5 nokta kullanacağız. Öncelikle şunu bir açıklama getirmem lazım. E, merkezi fark formüllerinde 5 e, nokta ile 4 nokta arasında olmasında bir fark yok. Nasıl fark yok? Örneğin 4 nokta merkezi fark formülü ile 5 nokta merkezi fark formülü aslında aynı şey. Eğer eğer ben türevleri örneğin 5 nokta merkezi fark formülünü çıkarmaya başladım kullandığım noktalar x artı 2, x artı 1, x, i, x i eksi 1, x eksi 2. Eğer ben bu noktaları kullanırken çıkardığım formülde x eksi 1 ile ilgili f x terimi yok olduysa yok olduysa o zaman bu terim bu terim yok olduysa sadece sadece kullanılanlar f x 2 yani denklemde f -X 2 f -X -2 1 f x artı 1 f x artı 2 kaldıysa o zaman artık benim 5 nokta gibi merkezi fark formülünde 4, 5 nokta elde etmem diye bir şey söz konusu değil. 5 nokta ile çıkıyorum ama 4 noktaya ulaşıyorsam o zaman bunun adı otomatikman 4 nokta merkezi farka dönüşüyor. Yani şunu söyleyeyim. Merkezi fark formüllerinde bir eksiği ortaya çıkabilir. Nedir o eksik olacak olan? Merkezdeki nokta. Merkezdeki noktanın değeri yani fonksiyonun değeri fx'i işlemlerde yok olabilir. Örneğin ilk mertebe türev için 3 nokta merkezi fark formülü yok. Ne var ilk mertebe türev için? Arkadaşlar hatırlayın fx'i artı 1 eksi f eksi 1 bölü x'i artı 1 eksi x'i vardı. x'i eksi 1 vardı. Dikkat edin bu formülde bu formülde f -x -i ait ne f -x -i terimi var değil mi? Ne de x'i terimi var. Dolayısıyla aslında ben bunu 3 nokta merkezi fark diye çıkarmaya çalıştıysam da bunun elimine olup 2. nokta merkezi fark formülü dönüşüyor. Onun için merkezi fark formüllerinde bir eksik nokta çıkabilir. Onu söyleyeyim. Yani şunu da söyleyeyim o zaman. Aynı anda ikinci mertebe türev için hem 5 nokta hem 4 nokta merkezi fark formülü olmaz. İlk mertebe türev için de hem 3 nokta hem 2 nokta merkezi fark formülü olmaz. Bunu Taylor serisindeki hesaplamalarda da görebiliriz zaten fx'yi Taylor serisini açmıyorum. Bütün terimleri fx civarında Taylor serisini açıyorum. Şimdi gelelim bizim neyimize? Bizim sorumuza. Bizim sorumuzda ben fonksiyonun 5 noktasını kullanarak 5 noktasını kullanarak ikinci mertebe türevi çıkarmaya çalışıyorum. Bu 5 noktadan 4'ü x'in etrafında simetrik dağılmış noktalar nihai hesaplanan son haline göre formülün bu türev 4 nokta merkezi farklı olabilir, 5 nokta merkezi farklı olabilir. Ben daha sonucunu görmediğim için hesaplanacak nokta sayısının göz önüne alınarak buna 5 nokta merkezi farklı diyorum. Eğer f(x)li terim kaybolursa 4 nokta merkezi fark diyeceğim. Onu söyleyeyim. Şimdi gelelim şu 5 noktadan aslında 4'ünün yani bunun, bunun, bunun ve bunun değerlerini Taylor serisi ile fx'i civarında açmaya. Öncelikle fx'i artı bir açayım. Taylor serisini. fx'i artı 1 eşittir. fx'i artı f üstü x'i çarpı aradaki mesafe x'i artı 1 eksi x'i x'i artı 1 eksi x'i artı f2'nin türevi x'i x'i artı 1 eksi x'inin karesi biraz sığmayacak şunu terimler şunu birazcık daha sola yanaştırayım. F 2 x'i x'i artı 1 eksi x'inin karesi bölü 2 faktöriyel veya 2. Ha, Şimdi asıl eee e, Dikkat edilmesi gereken yer burası. İkinci mertebe türevde sonlandıralım mı? Devam edelim mi? Kaçıncı mertebe türeve kadar alacağım? Evet arkadaşlar. Şimdi benim elimde 4 tane Taylor serisine yazabileceğim nokta var. X artı 1, X artı 2, X eksi 1, X eksi 2. Bu demek ki 4 tane denklem var. 4 denklem için bilinmeyenler neler? Bunların türevleri. Ne bunların türevleri? Birinci türev, ikinci türev, üçüncü türev, dört tane, dördüncü türev. Yani ben dört tane türevini hesaplayabilirim değil mi? E, o zaman üçüncü türevi de yazacağım. x'i bölü 3 faktöriyel çarpı x'i artı 1 eksi x'inin kübü bir de dördüncü türevi yazayım. F4 x'i 4 faktöriyel yani x'i artı 1 x'i x'inin dördüncü kuvveti. Evet. Şimdi fx'i artı 1'in dördüncü mertebe türeve kadar Taylor serisinin açılımı. Bilinmeyenler ilk mertebe türevi İkinci mertebe türev. Üçüncü mertebe türevin değeri. Ve dördüncü mertebe türevin değeri. X'i noktalarındaki. Bunların hepsini şimdi ne yapacağım? Bulacak denklemleri diğer noktalardan çıkarayım. İkinci denklemi. Fx'i artıdaki. Fx'i artı 2 eşittir. Fonksiyonun başlangıç noktasındaki değeri. Artı fonksiyonun türevinin değeri. Çarpı aradaki mesafe. X'i artı 2 eksi x'i artı f ikinci mertebe türev bölü 2 x'i artı 1 eksi x'inin karesi artı üçüncü mertebe türev bölü 3 faktöriyel. Şunu düzelteyim. Şurası x'i artı 2 olacak. Artı iki eksi artı 2 eksi x'inin kübü artı dördüncü mertebe türev x'ideki bölü 4 faktöriyel çarpı x'i artı 2 eksi x'inin dördüncü kuvveti. Evet. x'i artı 1, x'i artı 2 Yine bilinmeyenleri bunda da işaretleyelim. F üssü, F2 üssü, F3 üssü, F4 üssü. Daha iki tane daha denklem var yazabileceğim. X artı 3'teki. F artı 3'ün F civarındaki Taylor sayısı mı açılımı? F artı F üssü X'i F üssü x çarpı x'i artı 3 eksi x'i artı f2 üssü x'i bölü 2 x'i artı 3 eksi x'inin karesi artı f 3 x'i bölü 3 faktöriyel x'i Pardon şunu düzeltiyorum. 3 ee, nokta ileri değil 1 nokta geri olması lazım. Dolayısıyla i artı 1 i artı 3 değil bu i eksi 1'i yazmam lazımdı şimdi. i eksi 1. Şu da i eksi 1 olacak. 1 nokta geriye geliyorum. x eşittir x i'den. Üçüncü mertebe türe. x i eksi 1 eksi x i'nin kübü. Evet. Şimdi dördüncü mertebe türü. X'i bölü 4 faktöriyel. X'i eksi 1 eksi X'inin dördüncü, dördüncü kuvveti. Aradaki mesafenin dördüncü kuvveti. Evet. Bilinmeyenler. bunlar. Evet arkadaşlar. Gelelim. Son denklemimize. fx'i eksi 2. fx'i eksi 2'yi f eşittir. x'i civarında Taylor serisini açıyorum. f üssü x'i x eksi 2 eksi, eksi Evet. Artı f 2 üstü x'i bölü 2 x eksi 2 eksi x'nin karesi artı f 3. türev x eşittir x'i de bölü 3 faktöriyel yani. x eksi 2 x i eksi 2 eksi x'i nin kübü artı dördüncü mertebe türev çarpı bölü 4 faktöriyel çarpı aradaki mesafenin dördüncü kuvveti. Yani x eksi 2 eksi x'inin dördüncü kuvveti. Şimdi bilinmeyenler neler bunda? Bunda da aynı şekilde bilinmeyenler var. Evet. 4 bilinmeyen 4 denklemi elde ettik. Ne bilinmeyenler? İlk mertebe türev. ikinci mertebe türev. Üçüncü mertebe türev. Ve dört mertebe türevler. Şimdi aralardaki mesafeler var. Mesela buradaki aradaki mesafe ne kadar? Haş kadar. Burada yine haş kadar ama haşın karesi. Burada haşın kübü Burada haşın dördüncü kuvveti. Gelelim. Buradaki mesafe ne kadar? 2 haş kadar. Bu ne kadar? 2 haşın karesi 4 haş kare. Bu ne kadar? 8 h küp bu 16 h üzeri 4. Evet tüm bunları tekrardan düzenleyeceğiz. x'i eksi 1 eksi x'i ne kadar? Bu sefer geriye doğru gidiyoruz. Eksi h kadar. Eksi h'ın karesi h kare. Eksi h'ın kübü Eksi h küp. Eksi h'ın dördüncü kuvveti h üzeri 4. Evet. x'i eksi 2 eksi x'i ne kadar? Eksi 2 h kadar. Eksi 2 h'ın karesine kadar? 4 h kare kadar. Eksi 2 h'ın kübü ne kadar? Eksi 8 h küp kadar. Peki eksi 2 h'ın 4. kuvvetine kadar 16 h üzeri 4 kadar. Yukarıdaki yukarıdaki denklemleri düzenlersek yan sayfada düzenlenmiş halini ben hızlıca yazayım. Denklemleri düzenledik. 4 denklem 4 bilinmeyen, bilinmeyenler ilk mertebe türev, ikinci mertebe türev, üçüncü mertebe türevliler ve dördüncü mertebe türevler. Şimdi size bir şeyi dikkatinizi çekmek istiyorum. Peşinde olduğumuz ikinci mertebe türev için, ikinci mertebe türev için 5 nokta, İkinci mertebe türev için 5 nokta merkezi fark. Merkezi sonlu fark formülü. Bunun peşindeyiz. Dolayısıyla 4 denklemden 4 denklemde ilk mertebe türevleri, ikinci mertebe türevleri, üçüncü mertebe türevleri düzeltiyorum ve dördüncü mertebe türevleri yok ederek sadece ikinci mertebe türevi çekersem İkinci mertebe 5 nokta merkezi sonlu fark formülünü elde edeceğim. Yalnız şimdi bilinmeyenler için de ilk mertebe türevi. Üçüncü mertebe türevi ve dördüncü mertebe türevi var. Yani aslında ben ikinci mertebe 5 nokta merkezi sonlu farklar formülünü elde ederken aynı anda neleri de bulabilirim? İlk mertebe türevi. Rinde 5 nokta merkezi sonlu farklar formülünü bulabilirim. Üçüncü mertebe türevini de bulabilirim. Üçüncü mertebe türevinde 5 nokta merkezi sonlu farklar formülünü bulabilirim. Ve neyi bulabilirim? Dördüncü mertebe türevinde. Sadece bu dört denklemden hangisini çekeceğine bağlı. Hangisini çözeceğine bağlı. Hepsinde dört bilinmeyen dört denklemden hepsini çözerek de ayrı ayrı 4 tane sonlu farklılık formülüne erişebilirsin. bu sonlu farklılık formüllerinin özelliği ne? Hepsinin 5 nokta merkezi olması. Şimdi gelelim bizim asıl bulmak istediğimize ikinci mertebe türü. Bunun için önce şunu yapacağız. Denklem 1 ve denklem 3'ü bir toplayalım. Denklem 1 ve 3 toplanırsa denkten 1 ve 3'ü topluyorum. Denkten 1. Dikkat et. Denkten 1 ve 3'ü toplayınca ne olacak? Denkten 1 ve 3'ü toplayınca ilk mertebe türevlerle yani bununla bunu ve 3. mertebe türev. Bununla bunu yok edeceğiz. O zaman fx artı 1 artı fx eksi 1 eşittir 2 fx değil mi? 2 ek fx denklem 1 ve 3'ü topluyorum. 2 h kare bölü 2 yani h kare bölü 2 artı h kare bölü 2 değil sadece h kare f2 x'i Değil mi? 3. mertebe türevler gitti. Ve artı 2 h üzeri 4 bölü 4 faktöriyel çarpı 4. mertebe türev kaldı. Denklem 1 ve 3 toplanırsa. Denklem 2 ile 4'e bakayım şimdi. Denklem 2 ile 4'e bakayım. Denklem 2 ile 4'ü toplarsam ne olacak? Yine ilk mertebe türevli terimler gidecek. Ve yine 3. mertebe türevler gidecek. Denklem 2 ve 4 toplanırsa. Evet, denklem 2 ve 4'ü topluyorum fx'i artı 2 artı f x eksi 2 eşittir 2 f ilk mertebe türevli terimler gitti. İkinci mertebe türevli terimler 4 h kare f2 x'i değil mi? 4 h kare f2 x'i. Evet başka. Üçüncü mertebe türevler gitti ve dördüncü mertebe türevler. E, artı 32 h üzeri 4 bölü 4 faktöriyel f dördüncü mertebe türev x'i. Evet denklem 2 ve 4 toplanırsa da bu elde edildi. Şimdi ben denklem 1 ve 3 ile topladığına denklem 5. Buna da denklem 6 diyeyim. Evet denklem bir bak bakalım. Denklem 5 ve 6 neyi temsil ediyor? Denklem 5 ve 6 sadece bilinmeyenlerin F ikinci mertebe türev ve dördüncü mertebe türev olan iki bilinmeyen iki denklemi ifade ediyor. Denklem benim çözmek istediğim ne? Benim çözmek istediğim ikinci mertebe türev. yok etme istediklerim şunlar dördüncü mertebe türevler. O zaman denklem 5'i Eksi 16 ile çarpalım. Denklem 5'i eksi 16 ile çarpıp tarafta tarafa toplama işlemi yapacağım. Evet kayıtta mıyız? Kayıttayız. Birinci denklem 5'e eksi 16 ile çarpıyorum. Eksi 16 f x artı 1

faktöriyel değil mi? f4 x'i buna da denklem 7 diyeyim. Denklem 7 diyeyim. Şimdi denklem denklem 6 ve 7 taraf tarafa toplanırsa ne olacak? benim dördüncü mertebe türevli terimlerim bir defa elimine olacak. fx artı 2 artı fx eksi -2, 2 eksi 16 fx artı 1 eksi 16 fx eksi 1 eşittir. Eksi 32 fx i. ve eksi 16 değil mi? Aa, bir dakika taraf tarafa topluyorum. Pardon. Taraf tarafa topladım. Ee, şu eksi 30 olacak şurası. Şurası eksi 30 olacak. Denklem 6 ve denklem 7'yi topluyorum. Şurası eksi 30 olacak. Şurası eksi 12 olacak. 12 h kare f2 üstü x'i. Evet. Neyin peşindeydim? İkinci mertebe türev için 5 nokta merkezi sonlu fark formülündeydim. Evet son artık son denklemimde sadece bilinmeyenlerin ikinci mertebe türev olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Evet buradan ikinci mertebe türevi çekersem bir sonraki slayta geçeyim. Bir sonraki slaytta son denklemimi taşıdım. Şimdi f2 üssü x'i çekiyorum. Eşittir. Eksi düzenleyerek fx'i eksi 2. Tabi her iki tarafı eksi ile çarpıyorum. Artı 16 fx'i eksi 1. Şuna dikkat edelim arkadaşlar. Sıralama sayı doğrusundaki gibi olsun. Denklemlerde de. Eksiden artıya yani eksi ilk önce en soldaki terim f(x) eksi 2. Daha sonra f(x) eksi 1. Sonra fx'i terim. Yani Eksi 30 f x'i. Sola attım ama eksiyle çarptığım için hala eksi. Ve eksi en sağdaki terim. Pardon. Tabi artı 16 f x'i artı 1. Evet. Ve şimdi en sağdaki terime geçiyorum. f x'i artı 2. Eksi f artı 2. Bölü 12 h kare. Evet, dikkat ederseniz İkinci mertebe türev için 5. nokta merkezi sonlu fark formülünü hesapladık. İçinde bu formül içinde hiçbir şekilde başka türevli bir terim yok. Eğer türevli terim olsaydı bu ne anlama geliyordu? İşlemlerde hata yaptın ya da eksik çekemedin. Çekemedin. Ee, aynı şekilde 3. mertebe türevi İlk mertebe türevi de hesaplayabilirdin. Ama ben 5 merkezi fark formülünü istedim ikinci mertebe türevi için. Siz kendiniz alıştırma olması için lütfen 3. mertebe türevi bu formülü kullanarak ve 4. mertebe türevi hesaplayınız arkadaşlar. Hesaplayınız. Şimdi ee, Bir tık daha ileriye gidelim. Bir tık daha ileriye gidelim. Size verdiğimiz ödevler de 3. mertebe türevi ve 4. mertebe türevi bulmanızı istiyorduk. Tabii bir de 1. mertebe türevi de var o denklemlerin içinde. 1. mertebe türevi de sizden bulmanızı istiyoruz. Bunların, bu sonuçların cevaplarını ben şöyle vereyim denklem 1, 2, 3 ve 4'ten hesaplanabilen diğer 5 nokta merkezi sonlu fark formülleri. Şöyle bir geri gidelim. Denklem 4 denklemden hesaplayabildiğimiz tüm sonlu fark formülleri 4 adet sonlu fark formülü hesaplayabiliyoruz. Bizim kendimizin çıkardığı ikinci mertebe türevdi. Diğerlerini işlem yaparak bulmaya çalışın. İlk mertebe türev için Bulduğumuz ifade bu. İlk mertebe türevi çeker, diğer terimleri yok edersen bunu buluyorsun. Dikkat et, ilk mertebe türevde arkadaşlar kaç nokta kullanıyoruz? f(x)'i eksik. Bak. Bu formülün içinde f(x)'i yok. Yani bu demek oluyor ki 5 nokta merkezi sonlu fark formülü aslında İlk mertebe türev için 4 nokta merkezi son ufak formülüne eşit. Yani sen 4 noktayı çıkartırken aslında 5 nokta kullanıyorsun ama karşılaştığın nihai sonuçta 4 nokta var. Bunu sen formülü arıyorsan, bu formülü arıyorsan arkadaşlar bunu literatürde 4 nokta olarak göreceksin. 4 nokta olarak göreceksin. 4 nokta sonlu ufak formülü olarak göreceksin. 5 noktası tabii ki yok. Çıkartırken 5 nokta tabii kullanılıyor da ama fx'in olan başka bir formunun ilk mertebe türevi için bulamazsın. Şimdi gelelim 3. mertebe türeve. Dikkat et. 3. mertebe türevde de fx'i yok. Yani 3. mertebe türevde aslında neyden hesaplanmış? Ee, ne, neyden 5 noktadan hesaplanmış? 4 nokta merkezi fark formülü. Bakalım dördüncü mertebe türevde. Evet dördüncü mertebe türevde bütün noktalar var. Buna 5 nokta merkezi sonlu fark formülü demeye devam edebilirsin. 4 bilinmeyenden arkadaşlar 4 tane Taylor serisiyle oluşturulmuş denklemden her ne kadar ben ikinci mertebe türevi hesaplama sayısal türevi hesaplamaya başlasam da aslında birinci Üçüncü ve dördüncü mertebe sonlu fark formüllerinde hesaplayabiliyorum. Evet, bir örnek daha yapacağız. Kaydımız ne alemde? Yok kaydı. Bu dersi bitirmeden önce, bu dersi bitirmeden önce, son bir şey daha söylemek istiyorum. Önceki dersteki örneklere baktım şu formülü bu formülün uygulamasını yapmışız. Ama bu formülü biz direkt olarak vermişiz size. Şimdi tekrar dönün gidip o örneğe bakabilirsiniz. Zannediyorum son dersteki bir önceki dersin son örneğiydi. Orada bu formül hazır olarak verilmişti ve fx eşittir e üzeri x eksi x'in x eşittir 0.1'deki türevini bu formülle hesaplamanı istiyordu. Ee, diğer daha az noktaki e, daha az noktada hesaplanan türevlere göre çok daha iyi sonuç verdiğini gidip bakabilirsiniz. Şimdi e, bir sonraki derste görüşürüz.